dostlar. Bugün Şeyh Sadreddin Konevi Hazretlerinin türbesini ve camisini ziyarete geldik. Burası Millet Bahçesi'nin tam karşısındaki sokağın içinde. Sadreddin Konevi 1208 yılında Malatya'da doğdu. Fakat Malatyalı değil aslında. Herkes onun Malatyalı olduğunu söylemiş, internete baktım. Onların asılları Arap, yani Fas, Tunus, o civardan, Endülüs Emevilerinden buraya gelmiş insanlardan aslında bunlar. Malatya'ya yerleşmişler, fakat daha sonra Sadreddin Konevi'nin babasının devlet görevinde bulunma durumu olduğu için Konya'ya gelip yerleşmişler. Esas ismi Ebu'l-Meali Sadreddin Muhammed bin İshak bin Muhammed bin Yusuf el-Konevi. Bakın buradan bile adamın Arap olduğu anlaşılıyor. Dedesinin adını almış. Dedesinin adı Sadreddin'miş. Babasının ismi Mecduddin İshak. Mecduddin İshak kendisi gibi, yani Sadreddin Konevi gibi büyük bir alim ve mutasavvıf idi. Anadolu Selçukluları nezdinde itibarlı ve mevki sahibi bir kimseydi. Anadolu Selçuklu Sarayı ile Abbasi Halifesi arasında elçilik görevinde de bulunuyordu. Sarayda şehzadelere hocalık yapıyordu. Aynı zamanda ünlü mutasavvuf Muhiddin İbni Arabi'nin de yakın dostuydu. Sadreddin Konevi 1221 yılında babasını, kendisi 19 yaşındayken babasını kaybetti. Küçük yaşlarda hıfzını tamamladı, hafız oldu. Ama babasını kaybettikten sonra onun babası ile Muhiddin İbni Arabi arkadaş idiler. Babası vefat edeceğini anlayınca Muhiddin İbni Arabi'ye kendi hanımıyla evlenmesi ve hanımıyla çocuğunu ortada bırakmaması için vasiyette bulunmuştu. Muhiddin İbni Arabi ile Sadreddin Konevi'nin annesi evlendi. Dolayısıyla Sadreddin Konevi Muhiddin İbni Arabi'nin üvey oğlu oldu. İyi bir eğitim gördü Sadreddin Konevi. Büyük alim ve mutasavvıf Evhadüddin Kirmani'den de feyz aldı. Sadreddin Konevi'nin ben iki alimden istifade ettim. Biri Evhadüddin Kirmani, diğeri İbni Arabi'dir dediği rivayet edilir. Hocası Muhiddin İbni Arabi Şeyh-i Ekber ünvanıyla anılırken Sadreddin Konevi de Şeyh-i Kebir ünvanıyla anılmıştır. Yani Ekber en büyük, Kebir büyük manasına geliyor. Sadreddin Konevi uzun bir yolculuğa çıkmış. Suriye, Mısır ve hac yolculuklarından sonra 1241 yılında Konya'ya gelmiş ve artık Konya'dan ayrılmamış. 13. yüzyılda yaşamış mutasavvıf, mütefekkir ve bilim adamı. Sadreddin Konevi'nin kütüphane ve camisinin 1274 yılında kurulduğu kabul ediliyor. Daha sonra bu yapılara batı tarafına bir zaviye ve doğu tarafına da türbesi eklenmiş. Bu mamurenin yerini hasta bir çocuğu iyileştirdiği için Sadreddin Konevi'ye Hoca Cihan isminde Konya'nın zenginlerinden birinin hediye ettiği söylenir. Mescidin batı tarafında bugünkü şadırvanın yerinde zaviyesi bulunuyordu. Günümüze gelen yapı 1899 yılında Konya valisi Avlonyalı Mehmet Ferit Paşa'nın yaptırdığı onarımla genişletilmiştir. Şimdi arkamda gördüğünüz iki tane kitabe var. Yukarıdaki tamir kitabesi Osmanlıca, aşağıdakinin inşa kitabesi olduğu düşünülüyor Arapça. Her ikisini de okuyacağız. Buyurun. Başlayalım. Şimdi iki kitabeden üstteki kitabeyi okuyacağız. Bu Osmanlıca bir kitabe. Sülüs hatla yazılmış. Çok güzel, böyle tam Osmanlı yazısı olduğu belli. Muhteşem bir sanat var burada. Sadece kitabenin yazımında değil, kitabenin kelimelerinin dizilişinde de bir sürü sanat var. Bunlardan da size bahsetmeye çalışacağım. Şimdi okumaya başlıyoruz. Sağdan yukarıdan Tacdari Devran, Tacdari Devran ve
halife-i refi-üşşan, bakın hep an diye gidiyor, es-sultan, bu sanata seci sanatı diyoruz biz. Normal nesir düz yazı bir metin içerisinde sanki şiir varmış gibi es-sultan, devran, refi-üşşan diye böyle sanki bir şiir varmış hissi veriyor. Böylece bir de ufak bir ders yapmış olduk. Şimdi tekrar baştan. Tacdari devran ve halife-i refi-üşşan es-sultan el-gazi Abdülhamid Han-ı Sani. Bakın el-gazi dedikten sonra Abdülhamid Han-ı Sani diyerek yine seci sanatına devam etti. Birinci satır bitti. İkinci satır Efendimiz diye başlıyor. Efendimiz Hazretlerinin müberrat-ı seniyye-i mülükanelerinden olmak üzere İşbu Cami-i Şerif ile Türbe-i Münife Vali-i Vilayet, ikinci satırda bitti. Vali-i Vilayet, sonra üçüncü satıra geçtik. Burada senesi yazıyor. Aşağıda sene, yukarıda 1317. Devam ediyoruz şimdi. Devletlu Muhammed Ferit Paşa Hazretlerinin zamanı memuriyetlerinde imar ve ihya buyurulmuştur. Buyurulmuştur. En sonunda birinci satırın böyle üstünde küçücük bir şey var. Bu da yazıyı yazanın ismi Badi isminde birisi yazmış yazıyı. Sağ tarafında da zaten 1317 şeklinde hicri tarih görülüyor. Demek ki aşağı yukarı bundan 130 sene, 140 sene önce burası tamir edilmiş. Şimdi aşağıdaki Arapça kitabeyi de okuyalım. Yalnız bu tabii çok eski bir yazı olduğu için, Selçuklu yazısı. Biraz zor, bir de Arapça olduğu için biraz dikkatli okumak gerekiyor. Enşa diye başlıyor, inşa etti manasında. Enşa hazihil imaratel mübarekete. Bu mübarek imareti inşa etti. Me'at türbeti. Me'a, bakın aşağıda görünüyor. Et türbeti, türbeyle beraber. Fiha orada. Eşşeyhul imam. El muhakkık, el alim, el rabbani, sadruddin, Muhammed. Muhammed'in şeddelerini rahatça görebilirsiniz. Solda, bir satın solunda yukarıda. Muhammed bin İshak bin Muhammed radıyallahu an. Radıyallahu an diye birinci satır bitti. Evet. Burada olan şahsın yani Sadreddin Konevi'nin ismini söyledi. Onu çeşitli sıfatlarla övdü. El muhakkık, el alim, el rabbani, alim rabbani şeklinde. İkinci satıra iniyoruz. Ve darül kütüb diyor. Burada bir kütüphane olduğunu da söylüyor. Ve darül kütübi elleti fiha orada vardır. Lehu eydan kütüphane de vardır. Me'a, kütübihil mevkufe, vakfedilmiş kitaplarla beraber, aleyha, vakfedilmiş kitaplarla beraber bir kütüphane vardır. Kema zükere zalik ve şurita ve büyyine fil vakfiyye. Buranın bir vakfiyesi varmış. Bu vakfiyede beyan edildiği, zikredildiği ve şart koşulduğu şekilde diyor. El-Vakfiyye kelimesiyle ikinci satırda bitti. Üçüncü satırda geçiyoruz. Bir-esmil fukara-is-salihin min eshabil müteveccihine bi-kulubihim ve galebihim ila ilallahi teala fi şuhuri. Bakın şuhur kelimesi aşağıda. Şuhuri sene selase ve sebeine ve sittemiye.
diye bitiyor. Şimdi kitabenin hepsinin tercümesini söylüyoruz. Bu mübarek mamure içindeki muhakkik yani araştırmacı ve Rabbani alim Sadreddin Muhammed İbn İshak İbn Muhammed'in Allah kendisinden razı olsun türbesi vakfiyesinde şartları belli edildiği ve yazıldığı şekilde kendisinin vakfeylediği kitapları ihtiva eden kütüphanesiyle beraber ashabından yani arkadaşlarından kalpleriyle ve kalıplarıyla Tanrı'ya yönelen salih fakirler adına 673 yılı aylarında yapıldı diyor. 673 yılı Mevlana Hazretleri'nin vefat ettiği yıl o dönemde yapıldığını söylüyor. Ben biraz daha önce yapıldığını tahmin ediyorum ama şu anda bir şeyin bir delilim yok olunca sizinle paylaşacağım. Teşekkür ederim. Değerli dostlar, Saadettin Konevi Hazretleri'nin bulunduğu türbenin yanındayız şimdi. İçeriye girince sağ tarafta daha önce ben çok iyi hatırlıyorum. Birkaç sene öncesine kadar bir sürü mezar taşı vardı. Orası bir mezarlıktı. Ama şimdi hepsini kaldırmışlar. Sadece bir İmam Bagavi'nin makamı var burada. O epey zamandır burada idi. Hala duruyor. Ona dokunmamışlar. Sadreddin Konevi'nin yattığı yer gerçekten çok ilginç. Türbesi mimarisi itibariyle diğer Selçuklu türbelerinden oldukça farklı. Üstü kafesli olan bu türbe ile ilgili anlatılan efsanelerde bu biçimin Konevi'nin vasiyetnamesiyle yapıldığına inanılıyor. Rivayete göre Sadreddin Konevi şöyle demiş: beni fıkıh kitaplarında ifade edildiği gibi değil, hadis kitaplarında yazıldığı şekilde yıkayınız. Şeyhimin elbisesini üstüme giydiriniz, sonra da beyaz bir izar ile kefenleyin, lahdime Şeyh Evhadüddin-i Kirmani'nin seccadesini serin, cenazelerde ağlayıp sızlayan okuyan insanlar bulunmasın, kabrimin üstünde hiçbir yapı, mamure ve örtü olmasın. Yalnız izimin kaybolmaması için sağlam bir taş dikin başıma demiş. Belki vasiyetindendir, belki de halkın ürettiği bir efsanedir. Bunun gerçekliğini öğrenmek oldukça zor, bilemiyoruz. Biz gerçekliğini bir tarafa bırakarak bilinen tarzda bir türde yapılmadığına dair yaygın olan anlatıyı verelim. Sadreddin Konevi'nin mezarı üzerine kim kapalı bir türbe yaptırırsa ertesi gün o türbe yıkılmış. Bu olay Hazret bir türlü türbe istemiyor şeklinde yorumlanmış. 1899 yılında Konya valisi Avlonyalı Mehmet Ferit Paşa türbenin bitişiğindeki Sadreddin Konevi camisini tamir ettirirken türbeyi de bir külahla kapatmayı düşünmüş ve burayı yapan mimara buranın külahla kapatılmasını emretmiş. Fakat o gece rüyasında Sadreddin Konevi Avlonyalı Mehmet Paşa'yı bu işten vazgeçmesi için çokça sıkıştırmış. Ertesi sabah Mehmet Ferit Paşa arabasına atladığı gibi inşaatın başına koşmuş. Hemen mimarı çağırarak "türbeyi kapat, üstünü kapatmayın, kararımdan vazgeçtim" demiş. Böylece türbenin üzeri konik şekilde ve kafes biçiminde kapatılmadan gördüğünüz şekilde kalmış. Şeyh Sadreddin Konevi Mevlana Hazretlerinin cenaze namazını kıldırmak için ilerlediği vakit birdenbire kendisine bir hal gelmiş ve düşüp bayılmış. Kendine geldikten sonra başka birisi cenaze namazını kıldırmış. Ululardan bir grup durumu ona sormuşlar. Sadreddin Konevi de onlara namaz kıldırmak için ilerlediğim zaman yüce meclis meleklerinin önümde sıra ile dizildiklerini ve Peygamber Efendimizin de ruhunun Mevlana'yı ziyarete gelip onun namazını kılmakla meşgul olduğunu gördüm. Gökteki meleklerin hepsi ağlıyorlardı diye cevap vermiş. Şeyh Hazretleri
bütün büyüklerle birlikte tam 40 gün Mevlana Hazretleri'nin mübarek türbesini ziyaret için gelip gitmiş. Şimdi girişte güzel bir Arapça kitabesi var. Onu okuyalım. Şöyle diyor. Sabahuke aşağıda, yukarıda makrun. Devam ediyoruz. Bi izzin ve devletin. Sabahuke makrun bi izzin ve devletin. Yan tarafa geçtik. Ve babuke meftuh li ehlil havayic. Ve babuke meftuhun li ehlil havayic. Bu şu manaya geliyor. Her sabah uyandığında yücelik ve izzetle, devletle olasın. Ve senin kapın her zaman ihtiyaç sahiplerine açık olsun. Böyle bir dua yazılmış. Gayet güzel bir yapı. Üst tarafı kafes şeklinde ahşapla örtülmüş. Herhangi bir yapının içerisinde değil aslında. Evet, Saadettin Konevi Hazretleri'nin türbesinin içerisine girdik. Böyle mezar taşı, zeyni mezar taşlarına benzer bir şey yapılmış sonradan buraya. Bu niye yapıldı, kim yaptı bilmiyorum. İnşallah bir gerçekliği vardır. İçeride herhangi bir yazı görülmüyor. Dışarıda bir Arapça yazı vardı, onu da okuduk. Buranın özellikle boğaz hastalıklarına iyi geldiği, kekeme çocukların kekemediklerinin düzeltilmesinde çok faydalı olduğu bilinir, söylenir. Kekeme çocuklar cuma sabahları sabah namazında buraya getirilir. Burada onlarla beraber dua okunurdu önceden. Başka boyundaki uğurlara falan da burası iyi geliyor, öyle söyleniyor. Evet, Konevi Türbesi'nden bu kadar. Çok teşekkür ederiz bizi seyrettiğiniz için. Fatiha'mızı okuyalım ve burayı terk edelim.